Muhammed, dün sosyal medyada yazılanların gündeme geldi. Bir evet. Onunla ilgili açıklama alabilir miyim senden? Yapılanların benimle hiçbir alakası yok. Dün biz yöneticilerle de konuştuk. Yani ben tepki yapsam bugün bunu yine dile getirirdim. Antrenmanlarda da çok neşeliydim, çok iyiydim. Hatta ben bu hafta böyle bir şey olabilir diye, hocam beni dinlendirebilir diye böyle bir beklenti içerisinde de girmiştim. O yüzden hazırlıklıydım. Ama son zamanlarda öyle bir medya oluştu ki ya, ufacık bir internet sosyal paylaşım sitesinde bile biri bir şey paylaşıyor. Bütün arkası geliyor yani bunun. Şimdi bir de önemli maçlar oynayacağız. O yüzden de böyle bir kıvılcım atıyorlar ortaya. 5000 kişilik bir fan sayfasıdır. Bunu açıp gösterebilirim ben, eğer inanmayan biri olursa. 5000 kişilik bir fan sayfasıdır o. Yani oradan, ama şunu söyleyebilirim. Benim tarafımdan üzülenlerin yazıldığı çok belli. Çünkü ben dün akşam da çok mesaj aldım. Çok bana karşı ilgi yoğundu. Hani şu anlamda yoğundu. Anlaşılmasın. Hani kadroya alınmamamla ilgili işte moralimi bozmamam gerektiği konusunda, işte bu takıma lazım olduğum konusunda moraller oldu ki dün ben yöneticimiz Ender abiyle de konuştum. Yani bir herhangi bir tepkim olsa ben onunla konuşur. Zaten onun yüzüne söylerdim. Biz Ender abiyle konuştuk. O da bana sakin olmam gerektiğini söyledi bu konularda. Hiçbir şekilde kimsenin gazına gelmemem gerektiğini söyledi. Zaten benim de düşüncem öyle. Ben şu an normal antrenmanlarıma devam ediyorum. Maçtan önce de öyleydi zaten. Hiçbir tepkim olmadı. Biz de merak ettik onun için. Evet, yani şu an dediğim gibi benimle ilgili hiçbir problem yok. Ben Fenerbahçe maçında bana forma şansı verirsin, çıkar yine oynarım. Hiçbir problem yok. Ya bugün benim başıma geliyor, yarın başka bir futbolcunun, hocanın da başına gelebilir. Biz yani futbolcularız. Saha içinde mesela o kadar gergin oluyoruz ki. Ya o an gerçekten nabız o kadar yüksekte oluyor ki yaptığın ufacık el hareketini alıp uzatıp götürebiliyorlar. Burada önemli olan insan kazanmak. Ben öyle bir şey yapmış olsam bile yani hem medyanın, hem hocanın, hem yönetimin beni kazanması, benim hocayı, yönetimimi kazanmam gerekir. Türk futbolunda da bunlarla çok sık karşılaşıyoruz ama tekrar sizin aracılığınızla söylüyorum. Şu an benimle ilgili, takımla ilgili hiçbir problem yok benim adıma. Bu hesabı yönetenleri tanıyor muydun? Daha önce hiç iletişime geçmiş miydin? Yani bu şekilde bir şey yapmaları biraz enteresan. 4-5 kişi kullanıyor hesabı. Çünkü hani fan sayfası olduğu için otomatikman benim kullanmam da biraz saçma olur tabii o hesabı. Dediğim gibi ben bununla ilgili gerekli konuşmalar da yapıyorum, görüşmeleri de yapıyorum. Bu arada dün birçok medyadan da beni arayıp soranlar oldu. Bunun mesajları da duruyor. Ben onlara da söyledim. Benimle ilgili hiçbir tepki yoktu.